Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çiçek aşısını göstereceğim. Bu kuşçular için önemli. Çiçek aşısı yaparsanız %99 ihtimalle yavrularınızda çiçek olmaz. Biliyorsunuz dış çiçeğin tedavisi de zordur. Yani kuşu çok hırpalıyoruz. Tedavisi var ama çok hırpalıyoruz. Size ben çiçek aşısını göstereceğim. Çiçek aşısı ama veterinere gidin. Doğru kanaldan alın. Yanlış bir şey almayın. Onu özellikle vurgulamak istiyorum. Gidin veterinere kardeşim, çiçek aşısı var. Alın oradan kardeşim. Şimdi önceden hazırlanmış bir çiçek aşımız var. Bu bir su, bir de tozdan oluşuyor. Suyu toza aktarıyorsun, çalkalıyorsun. Çiçek aşısı hazırlanmış oluyor. Soğuk zincirde bekletiliyor. Onun için hazırlanmış yine. Bak bunlar hep kullanılmış ya şu an için. Bunu yapıyoruz. Bunun iğnesi çok farklı. Onu göstermek istiyorum. Bunu da onun için veteriner dahilinde yapın. Arkadaşlar bakınız, şöyle bir iğnesi var bunun. Şimdi bunu belki görmüyorsunuz ama şu iğnelerin içerisinde küçük bir kanal var. Yani bu enjektör gibi çekmeli değil. Küçük bir kanal var. Çok basit işlem. Aşınıza geçirdik. O küçük kanal şu anda aşı doluyor. Hepsi o. Başka bir işlem yok. Ben bunu böyle tutuyorum. Şimdi kuşumuzu alıyoruz. Özellikle göstereceğim size kanat aşısında. Çiçek aşısında yapılması gereken arkadaşlar. Şu kanadın, ben burayı yoltayım, olayı iyi anlamanız açısından söylüyorum. Özellikle. Bakınız. Şu kanattaki boşluğu gördünüz. Şeylere aldırmadan, kanatların diplerine aldırmadan bunu karıştırdık. Çektik. Hiç yapacağınız fazla bir şey yok arkadaşlar. Yaptığımız tek şey bu kadar. Şu anda aşıyı verdi içeriye. Yani o kanaldaki aşı ete karışmış oldu. Çiçek aşısı bu kadar basit. Bilen bir kişiden yerinde görürseniz acemilik çekmezsiniz. Bunu siz de yapabilirsiniz. Beğendiyseniz lütfen beğeni basın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar.